Merhabalar. Evet, yine böyle yeşilliklerle bezeli mutfağımızda tekrar çekim yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. İrmik tatlısı, ama öyle bildiğimiz irmik tatlılarından değil. Hep evde bulunan malzemelerle yaptığımız, böyle çok çabuk kolay yiyebileceğimiz ve çok çabuk pişen, şerbetli fakat şerbeti kaynatılmayan bir tatlı türü. Evet, bu arada biliyorsunuz astroloji kanalım da var. Astroloji kanalımdan da olsun, buradan da olsun abone olanlara teşekkür ediyorum. Hala olmadıysanız da aboneliklerinizi bekliyorum. Bu arada efendim, özel olarak danışmanlık için de nes.denizyildiz@gmail.com'a bana mail yazabilirsiniz. Dedikten sonra Neslihan Şirin Şirin Lezzetler kanalında irmik tatlısına başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle malzemeleri sayalım. Bir tane böyle yumurtamız var. 1,5 su bardağı irmiğimiz var. Onun sonrasında yine şekerimiz var. Fakat bu şekerimizi irmikli tatlılarımızı bandırmak için kullanacağız. İçine kesinlikle koymayacağız. Bir çay bardağı yağımız var. Bir çay bardağı da yoğurdumuz var, kabartma tozumuz var. Bakın, kabartma tozumuz var. Bu kadar. Malzemeler bu kadar. Evet, hala bakıyorum. Şerbeti için 3 bardak şeker, 3 bardak su. Ben bu kavanozun içine 3 bardak suyumu da hazır ettim. Aldığı kadar da unumuz var. Şimdi öncelikle harcımızı karıştırmaya başlayalım bakalım. Tabii ki öncelikle irmiğimizi döküyoruz. Onun ardından yağımızı döküyoruz. Birazcık tepsiye çok az damlatıyorum. Yağımızı koyuyoruz. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Bu arada onun sonrasında şu karıştırabiliriz. Öncelikle şöyle bir yediriyoruz. Yumurtamızı döküyoruz. Bütün malzemelerimizi içine koyduk. Böyle birazcık harcımızı karıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle kabartma tozumuzu da içine dökelim. Evet. Ben böyle tatlılarda bilmiyorum, çok az ama böyle tadı fark edilmeyecek kadar şifa niyetine şöyle 2 kadım tuz atıyorum. Gerçekten her şeyin içinde birazcık böyle tuzdan olsun o aşların içinde şifa niyetine diyerek azıcık da tuzumu da koyuyorum. Ve evet, şimdi aldığı kadar un koyacağız. Bu 1 su bardağı olabilir. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek için. Evet, bütün evde olan malzemeyle yapıyoruz dedik zaten. Hemen karıştırmaya başlıyorum. Hamurumuz toparlanmaya başlıyor. Bakın, şöyle çok çabuk yapabileceğimiz bir tatlı. Gece bile canınız hani tatlı kriziniz tuttuğunda yapabileceğiniz bir tarif. Hamurumuz tam kıvamına geldi. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Bu arada hemen efendim yağladığımız, hafif böyle yağladığımız tepsimizi görüyorsunuz. Şu boşları bir toparlayalım. Hafif yağladığımız tepsiye şöyle, çok da büyük yapmayın çünkü gerçekten çok güzel kabarıyorlar. Tatlılarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Bakın, şu şekliyle hemen koyuyoruz. Hatta böyle kabarık olsun istiyoruz. Çok büyük yapmayalım. Evet, buraya koyarken daha önce bir şeker hazırlamıştım kapta. Şöyle şekere buluyoruz. Çünkü hamurumuza şeker koymadık. Üzeri de böyle kristal parçacıklarıyla süslenen bir tatlı. Evet, şöyle çok hafif hemen şekere buluyoruz. Bu şekliyle tatlılarımız oluşuyor. Şerbetini de birazdan göstereceğim. Evet, bu arada yaptık. Şimdi fırına gitmeye hazırlar. Şöylece biraz aralıklı bırakıyorum ki bu arada pişerken çünkü kabaracaklar. Biz de bu arada şerbetimizi hazırlayalım. Aşk toplarımız hazır diyelim. Biliyorsunuz çok güzel bisküvitten yapmıştık. Şimdi de böyle irmikten yapıyoruz.
180 derece ısıtılmış fırında. Önce ben 200 dereceye alıyorum. Sonra ısısını düşürüyorum. 180 derece fırında pişireceğiz. 3 bardak şeker koyduğumuz bir kapta yine 3 bardak su, soğuk su bildiğimiz. Biraz ılık yapabilirsiniz fakat sıcak olmasın asla. Şekeri şimdi böyle eritmeye başlıyoruz. Şekerimizi tamamıyla eriyene kadar karıştıracağız. Yani bunu biraz bekletebilirsiniz de sonrasında da böyle erimesi kolay olabilir. Arada karıştırırsınız. Mühim olan şekerin böyle kristal şeklinde kalmaması. Güzelce. Evet, şerbetimiz bu kadar. Sıcak sıcak tatlımızın da üzerine dökeceğiz. Tatlımız da bu arada pişiyor. Tabii ki tatlılarımızı böyle kıpkırmızı yapacağız. Pembeleşecek. Şu an çok sıcak. Yeni fırından çıkardım. Şöyle yakından göstereyim size. Hafif çatlayabilirler. Önemli değil. Şu anda evet, soğuk şerbetimi sıcak sıcak üzerine gezdiriyorum, döküyorum. Şekeri de güzelce erittim. Çok bol geldi. İçinde yüzdüler gibi bir hisse kapılmayın. Çünkü biraz sonra bu şerbetin hepsini çekecek vaziyete gelecek. Böylelikle tatlımızı elde edeceğiz. Ama ben bunun üzerine bu su içinde kalsın, biraz yumuşasınlar diye üzerini böyle büyük bir şeyle de örtebilirsiniz. Bu arada ben daha önceden hazırladığım tatlıları, tabii ki bu tepsideki tatlımız en az 2 saat bu şerbeti çekmek zorunda. Fakat ben daha önceden yaptıklarımdan size servis tabağına koyup göstermek istedim. Üzerine Hindistan cevizi döktüm. İsterseniz fındık cevizi de dökebilirsiniz. Bu arada afiyet olsun diyorum. Harika lezzetli bir tatlı oluyor. Çok da çabuk elde ediliyor. Bir 10 dakika içinde hazırlayabiliyorsunuz. Evet. Astroloji kanalıma da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Astroloji Neslihan Şirin, Şirin Lezzetler kanalıma da abonelikleriniz için teşekkür ediyorum. Bu arada hala olmadıysanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bana özelden ulaşmak isterseniz, ben doğum haritama baktırmak istiyorum, ben tarot baktırmak istiyorum derseniz de nes.denizyildiz@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun efendim.